Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Hoca. Bu videomuzun konusu burun, dil ve deri. Burun bildiğimiz gibi koku alma organıdır. Üst kısmında koku alma reseptörlerini bulunduran sarı bölge vardır ve bu sarı bölge oldukça önemli. Niye? Çünkü reseptörler burada bulunuyor. Bu bölgede aynı zamanda goblet hücreleri bulunur. Goblet hücreleri mukus salgılar ve mukus içinde maddelerin erimesiyle de reseptörler uyarılır arkadaşlar. Koku alma reseptörleri koku soğancığı ile bağlantılıdır. Koku ile ilgili impulslar talamusa uğramadan direkt beyin kabuğuna iletilir. Çünkü burada koku soğancığı ile bağlantılı dedik bu reseptörler. Talamusa hiç uğramıyor, direkt beyin kabuğuna iletiliyor. Koku reseptörleri aynı zamanda çabuk yorulan reseptörlerdendir. Biz koku reseptörlerine kemoreseptörler adını veriyoruz. Dil de tat alma organıdır bildiğimiz gibi. Üzerinde papilla adı verilen çıkıntılar bulunur. Bu çıkıntılarda da tat tomurcukları vardır. Papillaları görüyoruz. Ve tat algılanır. Bakın dilin arka kısmında acı, yan kısımlarında ekşi, ön yan kısımlarında tuzlu, ön kısmında da tatlı algılanabilir. Tat ve koku reseptörleri sıvı içinde çözünen maddelerle uyarılır. Yani bunlar kemoreseptörlerdir arkadaşlar. Deri, vücudumuzu kaplayan bir duyu organımızdır. Epitel doku ve temel bağ dokudan oluşur. Bu dokuları şimdi anlatmıyoruz. Hayvansal dokular adı altında bir videomuz olacak, orada anlatacağız. Üst deri ve alt deri olmak üzere iki tabakadan oluşur. Üst deri epidermis, örtü epitelinden oluşur. Bakın üst deri. Kan damarı ve sinir hücreleri bulunmaz. Kan damarları yoksa bunlar beslenecek besin içeriği açısından hiçbir şey yok burada demektir. O zaman alt deriden difüzyonla besleniyorlar. İki tabakadan oluşur. Korun tabakası ve Malpighi tabakası. Korun tabakasında keratin bulunur. Mekanik etkilerden ve mikroorganizmalardan deriyi korur. Malpighi tabakası canlıdır. Melanin pigmenti içerir. Deriye renk veren pigmenti içeriyor. Alt deri dermis diğer adı. Bağ dokudan oluşur. Sinir uçları, kan damarları, duyu reseptörleri, ter ve yağ bezleri bulunur. Bakın kan damarları burada var. Zaten epidermis de buradan difüzyona besleniyor dedik. Soğuk, sıcak, ağrı, basınç, dokunma duyularını alan reseptörlerde yine dermiste bulunuyor. Bakın dermis kısmı üstlerinin hemen altında. Onun da altında ne var? Yağ tabakası. Şimdi pekiştirme sorularımıza bakalım. Koku ile ilgili impulslar beyinde hangi bölgeye gönderilir? Talamusa uğramadan direkt beyin kabuğuna gönderilir demiştik. Deri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Epidermiste kan damarı ve sinirler bulunmaz. Doğru. Korun tabakasında keratin bulunur. Doğru. Malpighi tabakasında melanin pigmenti bulunur. Doğru. Alt deride sinir uçları bulunmaz. Yanlış. Alt deride sinir uçları bulunur. Hatta reseptörler de buradadır algılayan. Epidermis ve dermis olmak üzere iki tabakadan oluşur. Doğru. Duyu organlarından hangileri kemoreseptör bulundurur? Gözde kemoreseptör bulunmaz. Dilde kemoreseptör bulunur. Kulakta kemoreseptör bulunmaz. Burunda kemoreseptör bulunur. 2 ve 4. Evet, duyu organları bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.